Merhabalar sayın hocalarım. Osmanlı Türkçesi metinleri bir dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir metni çözmüştük, ardından onun analizini de yapıp kanalıma yüklemiştim. Bugün yeni bir metne geçiyoruz. 21. sayfadan devam edeceğiz. Kitabınızda 21. sayfadan geriye doğru gideceğiz. Bunu diğer metin içinde uygulamıştık. 21, 20, 19 diye gideceğiz. Hemen başlıyoruz. Bab bölüm demektir. Anı beyan eder kim? Yani onu söyler, onu açıklar ki Sultan Mehmet kim? Ol Sultan Murat oğludur. Burada bir noktayı dikkatinize çekmek istiyorum. Burada Muhammed diye yazılır ama Mehmet diye okunur. Bilginiz olsun kıymetli hocalarım. Evet, devam ediyoruz. Edirne'de daha doğrusu yani şöyle Edirne'de diye yazıyor ama aslı Edirne'dir. Edirne'de tahta geçti. Ne suretle geçti ve nice geldi ve kan da idi. Yani kaç yaşındaydı, nasıl geldi, nasıl tahta geçti bunu beyan edecek. Devam ediyoruz. Sultan Murat bir gün adaya seyre çıktı. Seyirden döndü. Gelirken, yani gelirken ada köprüsünün, evet burada bir nazal ne var, ona dikkat edeceğiz. Ada köprüsünün başında bir derviş durur. Eydür, yani söyler, o derviş dedi ki: "Hey padişah, vaden yakın." Vaden yakın dediğimiz zaman burada nazal ne'nin olduğunu görüyoruz. Vaden yakın geldi. Tövbe et dir. Hemen hünkâr Saruca Paşa'ya, Saruca Paşa'ya eydür. Saruca Paşa'ya böyle söyledi ki: "Sen tanık ol, sen buna şahit ol. Ben cemi günahıma, yani cemi bütün günahıma tövbe ettim." Deyir, yani der. Ve bir yanında İshak Paşa dahi giderdi. Ana dahi öyle dedi. Yani sen de şahit ol dedi İshak Paşa'ya. Devam ediyoruz. Hünkar İshak'a eydür. Söyledi. Dedi ki: "Şol dervişi bilir misiniz kimdir?" Bakınız, bilir misiniz dediğimiz zaman buradaki nazal neyi göreceğiz. Bilir misiniz kimdir? Sultanım, Bursa'da, yani Bursa'da Emir Sultan müritlerindendir dir, yani der. Hemen saraya girdi. "Başım ağrır," dedi. Vasiyetnamesin yazmıştı. Halil'i nazır etmişti. Devam ediyoruz. Sayfamı biraz aşağı aldım. Oğlu Sultan Mehmet'i vasi etmişti. Kendisinden sonra gelecek olan kişi tayin etmişti. 3 gün yattı. 4. gün oğluna haber gönderdiler. 13. gün oğlu dahi geldi. 13 gün meyyitini, yani ölüsünü, meyyitini paşalar sakladı. Kimseye
göstermediler. Yani onun naaşını kimseye göstermediler. Divanlar ittiler, timarlar virdiler, hekimler muhalece ittiler, ilaç yaptılar, ilaçladılar muhalece, şerbetler virdiler, 13 gün tamam olacak, yani 13 gün tamam olunca oğlu Sultan Mehmet geldi. 13 günün sonunda oğlu Sultan Mehmet geldi. Edirne'de, yani Edirne'de devlet tahtına geçti. Oturdu. Ekser halk, yani çoğu halk, hünkârın dediğimiz zaman bakın nazal ne var? Hünkârın vefat ettiğin andan bildiler. Yani Sultan Mehmet'in tahta çıkmasından hünkârın vefat ettiğini o şekilde bilmiş oldular çoğunluklu halk. Atasının dediğim zaman nazar neye dikkat edeceğiz? Atasının meyyitini, naaşını Bursa'ya gönderdi. Yani Bursa'ya gönderdi. Bir küçücük kardeşi vardı. İsfendiyar kızından olmuş. Anı dahi menziline yitirdi, onu yetiştirdi. Makamına gönderdi. Bakın yaslıların dediğim zaman yine burada bir nazal neyi görüyoruz. Yasluların yasın çıkardı. Kendisi dahi seriri saltanata. Serir taht demektir. Ve burada ne vardır? Bir isim tamlaması vardır. Buraya bir tane ne bırakalım? Esre bırakalım. Seriri saltanata, yani saltanat tahtına oturdu. Nizami hükme başladı. Evet, düzenleyici hükümlere başladı. Nagah ne demektir? Ansızın. Ansızın nagah haber geldi. Karaman oğlu İbrahim Beg, yani İbrahim Bey, Germiyan oğlu dediğine bir oğlunu koştu, Kütahya'ya gönderdi. Birini dahi Aydın iline gönderdi. Biri dahi Menteşa, yani Menteşe oğludur, Deyü Menteşa iline gönderdi. Kendi Alaiye'ye yürüdü Deyü. Sultan Mehmet kim? Haberi işitti. Buradaki kim? Ki bağlacı yerine kullanılmış. Sultan Mehmet ki haberi işitti. İshak Paşa'yı hilatledi. Yani onu devletin resmi giyimiyle onu giydirdi, hilatledi. Anadolu Beyler Beygisi etti. Anadolu Beyler Beyi yaptı. İshak Paşa Sultan Mehmet kendi dahi bindi. Evet. Devletle yürüdü. Bursa'ya, yani Bursa'ya geldi. Karaman oğlunun, evet arkadaşlar, geriye doğru gidiyoruz. Karaman oğlunun haramzade oğlanları cemi kaçtılar. Cemi tamamı kaçtılar. Kimse kalmamış ortada. Tamamı kaçtılar. Sultan Mehmet Gazi yürüdü. Akşehir'e çıktı. Akşehir
fetholundu, alındı. Andan hünkâr göçtü. Konya'ya teveccüh etti. Karamanoğlu İbrahim Bey ağlayıp yalvarmaya başladı. Paşalara tuti florisin gönderdi. Sikkeler, altın paralar gönderdi. Paşalar dahi ol floriden utandılar. Hünkâra eğittiler, hünkâra söylediler. Atan, deden, bakın burada hep ne var? Nazan ne var? Atan, senin atan, senin deden. Bu vilayete geldiler ve bu vilayeti cemi tamamını fethettiler. Kendilerin, evet burada da bir nazal ne var? Kendilerin oldu. Yine merhamet ettiler. Yine verdiler. Şimdi devletli sultanım, Karamanoğlu eydür kim? Karamanoğlu söyler ki, der ki, kızım vereyim, kızım vireyim ve her yıl seferine varayın ve her ne buyurursa öyle ideyin. Yani yenilgiyi kabul etmiş, deyiverir. Şimdi ümidi budur ki devletli sultanım merhamet ide. Dediler. Hünkâr dahi paşaların sözün, paşaların, dikkat ediyoruz, nazal ne var? Paşaların sözün kabul etti. Yine vilayetini mukarrer itti. Yani onun kendi vilayetini gene kendisine tayin etmiş oldu. Döndü yine kendi vilayetine geldi. Evet, yeni bir bölüme geçiyoruz. Bu sayfayı da bitirdikten sonra metnimizi bitireceğiz. Videomuzu bitireceğiz daha doğrusu. Bab, bölüm. Anı beyan eder kim? Onu ifade eder ki Sultan Mehmet Gazi döndü. Yani döndü. Kendi vilayetine girdi. Neyledi? Dilediğim Gelibolu'dan Rum iline geçti. Eğittiler, söylediler. Devletli sultanım, Gelibolu boğazına kafir gemileri geldi. Dediler. Biraz sayfamı aşağılıyorum. Evet, dediler. Hünkâr doğruca Koca iline geldi. İstanbul'un, bakın burada ne var? Bir nazal ne var? İstanbul'un üst yanında boğazda Akçahisar'a kondu. Atası geçtiği yerden Rum eline geçti. Akçahisar'ın dediğim zaman nazan ne olduğuna dikkatinizi çekiyorum. Karşısına kondu. Halil Paşa'ya eydür. Halil Paşa'ya dedi ki Lala, buraya bir hisar gerektir. Bir kale yapılması gerektir. Elhasıl sonuçta orada bir hisar yaptırdı. Tamam oldu, bitti. Akçaylı oğlu
Mehmet Bey'i, Akçaylı oğlu Mehmet Bey'i gönderdi kim? Tiz var İstanbul'un, bulun derken isim tamlaması oluşturduğu için ne var burada? Lazan ne var? İstanbul'un kapısını yaptır. Didi. Evet, biraz aşağılıyorum. Mehmet Bey dahi geldi. Şehrin kapısından, yani kapısından Adem kavradı. Adem, adam demek. Adem kavradı. Köylerinin derken nazal ne var? Köylerinin davarını sürdü. Tekfura haber oldu kim? Türk bizim kürkümüzü yırttı. Evimizi başımıza yıktı. Didiler. Tekfur Eydür. Bunun bizimle konşuluğu, yani komşuluğu, konmak fiilinden geldiği için bakın orijinal olarak konmakla yazmış. Konşuluğu, komşuluğu. Doğanla karga kuş konşuluğuna benzer. Evet. Burada dikkat edelim. Benzer kelimesinin nazan ne ile yazıldığını görüyoruz. Özel bir kelimedir. Benzerdir. Eğer bu Türk'ten kurtulmaya çare olursa dostumuz Halil Paşa'dan olur dedi. Eydür balıcıklar yani balıkçıklar göndermek gerektir dedi. Balığın derken nazan ne olduğunu görüyoruz. İsim tamlaması kurduğu için balığın karnını Flori ile doldurdular. Halil Paşa'ya gönderdiler. Tekfur'un, evet nazan ne var? Tekfur'un veziri vardı. Görluka derlerdi. Görluka derlerdi. Ol Eydür o söyledi ki: "Hey Halil balığı yutar, size dermanı yoktur. Siz başınız yaragın görün." Buradaki yarag kelimesinin anlamı nedir? Yardım veya çare veya silah anlamlarını taşıyan bir kelimedir. Siz başınızın çaresine bakın, görün. Bir de burada görün derken ne var burada? Nazal ne var? Göründir yani der. Halil'e balığı getirdiler. Halil balığı yedi. Karnını sanduka koydu. Yani karnındaki altınları alıp sandığa koydu. Kafirlerin dediğim zaman burada ne var? Nazan ne var? Kafirlerin sözünü tuttu. Hünkara geldi, arz etti, itti. Hünkar Eydür, yaz olsun görelim. Allah ne buyurursa öyle ola dedi. Hisar'ın, bakınız ne var burada? Nazan ne var? Hisar'ın hod, pardon affedersiniz şunu sileceğim. Hisar'ın hod fethi yani Hisar'ın kendisinin fethi yaragına meşgul olup fethi işine meşgul olup dururlardı. Hemen ki esbab tamam oldu. Yaz geldi. Sultan Mehmet Eydür İstanbul'u yayların dedi. Evet kıymetli hocalarım, ikinci metnimizin
Birinci bölümünü çözmüş olduk. Herkese kolay gelsin. Başarılar diliyorum.